Şimdi bu ülkede bir 15 Temmuz yaşandı. Bir sürü FETÖ'den öğretim üyeleri açığa alındı. Peki bunların yaptırdığı doktoralar, yüksek lisansları araştıran bir kurum var mı? Bunların verdiği ünvanlarla hala görev yapan kişilerin durumları ne olacak? Veya görev yapmıyorlar, başka bir bu ünvanı kullanıyorlar. Bunları da dikkate almak lazım. 81 ile üniversite açtınız ama bu kadar üniversiteyi açmak çözüm mü? Bu üniversiteleri donatabildiniz mi? Yeterli teknolojik düzeye eriştirebildiniz mi? Yani kütüphaneleri var mı? Rahatlıkla elektronik kitapları tarayabiliyorlar mı? Birçok üniversitenin veya yabancı üniversitenin yayınlarına erişebiliyorlar mı? Fiziki mekanları yeterli mi? Yani bu üniversiteleri açmak çözüm mü, yoksa bunları donatmamız mı gerekli? Yani size sorum şu: sayı mı yoksa kalite mi? Ve üniversiteler özgür olmalı dedik. Yani her düşünceye karşı tartışma ortamını yaratan yerler olması lazım. Bu ülkede tek adam rejimi geldi. O kadar üniversiteleri susturdunuz ki hukuk fakültesindeki hocalar bile ya bu anayasa değişikliğine karşı çıkamadılar. Görüş bile belirtemediler. Demek ki özgür düşünce yok. Ekonomi son derece önemli. Bakın, Türkiye'de ekonomi büyümüyor. Türkiye tarihinin en yüksek cari açığını veriyor. Eğer ekonomik büyüme olmazsa, ki bizim ülkemizde görünen bir büyüme var ama bu sanal büyüme, gerçekte bu büyüme gerçekleşmiyor. Niye? Birçok üniversiteden mezun olan gençler moral bozukluğu içerisinde. Eğitim fakültesi açıyorsunuz, öğretmenler işsiz. Çalışan öğretmenler sözlü sınava giriyorlar, ancak bu şekilde öğretmen olabiliyorlar. Fikirlerini bile beyan edemiyorlar, konuşamıyorlar. Niye? Aman ters bir şey söylersem atamam yapılmaz. Öğretmeni sözleşmeli yaptırıyorsunuz, ücretli yaptırıyorsunuz. Bunlar yanlış. Bir sürü ziraat fakültesi açıyoruz, ziraat mühendisleri işsiz. Bir sürü işletme fakültesi açıyoruz, Türkiye'de yeni işletmeler kurulmuyor, ekonomi büyümüyor. O işletmeleri kim yönetecek? Oradan çıkan işletme mezunları yönetecek. Oranın hesabını kim yapacak? Hesabını, kitabını endüstri mühendisleri yapacak, iktisatçılar yapacak. Onun makine ihtiyacını kim karşılayacak? Makine mühendisleri, makine teknikerleri çizim yapacaklar. Ama ekonomiyi büyütemediğimiz için biz ne yapıyoruz? Üniversite açıyoruz. Bol bol üniversiteli işsizlerimiz var. Üniversiteli işsizlerimiz çoğalıyor. Siz hala burada ünvan ne olsun diye tartışmasına giriyorsunuz ama bir akademisyen olarak söylüyorum, üniversitelerin gerçek sorunlarına çözüm üretmiyorsunuz. Bir defa özgür düşünce üniversitelerde olmaz. Bir öğretim üyesi size ters gelecek de olsa fikrini rahatlıkla söyleyebilmeli. Bundan dolayı hiçbir şekilde mağdur olmamalı.